Arkadaşlar merhaba. Bazen soru alıyorum yani hani hangi aletleri kullanıyorsun gibilerden. Ben de size kayıt zincirimi anlatayım istedim bugün. Özetle şöyle, genelde hani gitar kaydedeceksem, bas kaydedeceksem onu Kemper'e takıyorum. Kemper'den de benim kullandığım ses ara birimi Universal Audio'nun Apollo diye bir aleti. Bu işin biraz pahalıca tarafında bir ses arayüzü, ses kartı tırnak içinde. Ama şeyleri de var. Yani onun iki kanalını yaptılar. İki inputlu, dört inputlu var. Bir de bendeki sekiz inputlu olanı. Üstünde kendini çok iyi anılan bir preamp devresi var. Preamp yani sinyal zincirinde kaliteli, en kaliteli olmasını isteyeceğiniz ilk unsur. Öbürü de ses kartın içindeki işte converter. Yani analog dijitale, dijitali tekrar analoğa çeviren devre. Universal Audio bu konuda başarılı. Hani süper high-end değil ama onun bir tık altı diye düşünebilirsiniz. Yani işte Prism Sound gibi, efendim işte Lynx gibi, Apogee gibi markalar hani bir üst segmentte geçen ürünler. Tabi bunlar pahalı cihazlar. Ondan sonra ben onu, bir tane benim şey var, yine Universal Audio'nun preamp'i var. Yani bir channel strip'i var daha doğrusu. Yani bir tane pre, bir tane kompresör. İster seri ister ayrı ayrı paralel kullanabiliyorsunuz. Ona ayrı bir bölüm ayıracağım. Ondan sonra o preamp'ten de ses kartına giriyorum. Yani Kemper'den preamp'ten ses kartı. Şimdi Universal Audio'nun da bir esprisi var. Bu alet şey yapabiliyor. Yani bütün fikri onun üstüne kurdular. Kendi DSP'si var aletin. Dolayısıyla açtığınız pluginler, ister işte gitar amfileri olsun, ister reverb delay vesairesi, her neyse kendi DSP'si üzerinden çalışıyor. Yani bilgisayarınızı yormuyor. Şimdi diğer mesela bias gibi pluginlerde bilgisayarda kullandığınız zaman, mesela kuvvetli bir makine yoksa, hatta kuvvetli de olsa, bir yerden sonra işlemci gücü yetmemeye başlıyor. Çünkü onun yaptığı şeyi siz çalıyorsunuz. O sesi içeride işliyor, çeviriyor, size geri yolluyor. Bu arada bir vakit geçiyor tabii. Buna latency deniyor. O kabul edilebilir seviyelerde oluyor çalarken ama ne yalan söyleyeyim, hissediliyor. Yani plugin kullanmanın bir kelek tarafı bu. Yani ne olursa olsun hissediliyor. Mesela biz burada Metin'le, Metin Türkcan'la falan kayıt yaptığımız zaman o hemen mesela şey yaptıydı, hani reaksiyon gösterdi. Yani gecikme geliyor gibilerden. Çünkü hani onu hissediyorsun, isterse 8 milisaniye, 10 milisaniye olsun. Dolayısıyla orada devreye şu giriyor. Kayıt programının buffer'ını iyice düşürmeniz gerekiyor. Bu sefer ne oluyor? Daha çabuk geliyor ses. Mesela 8 milisaniye, 7'ye falan kadar düşebiliyor latency. Ama bu sefer ne oluyor? Mesela çok fazla atıyorum VST instrument açıktır, şudur budur, sample'lardır falan falan. Bu sefer çatır çutur etmeye başlar. Alet kasar yani. Rahat rahat çalışamaz. Uzun lafın kısası, Universal Audio kendi DSP'sinden çalıştığı için hiç öyle şey yapmıyor, yani kapris yapmıyor. Şimdi bakın size göstereyim. Şöyle bir yazılımı var bunun. Konsol diye. Ondan sonra işte kanallar, inputlarınızı görüyorsunuz burada. Gayet güzel, pratik bir arayüzü var. Şimdi kendi üstünde 4 tane preamp'i var. DSP'si de cihazın bir takım mikrofon preamp'lerini modellediler. İddia şu, hani değişik değişik preamp'ler, işte ne bileyim Manly Voxbox var. Universal Audio'nun 610, ki bendeki preamp o. Yani bende gerçeği var. Burada da modellemiş. İşte her neyse böyle yani. Yani iddia şu, sen açıyorsun buradan, misal göstereyim bakın. Preamp ve channel strip diyor. Mesela Avalon, Avalon. Misal şimdi bu aleti açtın. Bunlar diyor ki yani biz bu aleti aslına göre modelledik. Bayağı avlıyor filan diyor. Manly Voxbox'ı yapmış, bunu yapmış da bunlar çok pahalı aletler yani preampler bu segmentte. Şimdi onu da o işte preamp'i anlatırken şey yapacağım. Bende de var 610, bu güya modellemiş, şimdi karşılaştıracağız onu mesela. Böyle şeyler yapmak hani ne kadar mantıklı bilemiyorum çünkü modelleme diyor. Yani insanda bir şey oluşuyor böyle. Ya olur mu canım, şimdi ben gittim o kadar para gömüldüm buna, bu şimdi aynısını yapıyor gibi hislere gark olabiliyorsunuz ama onu o zaman karşılaştırır bakarız. Ben daha denemedim açıkçası öyle bir şey yapmayı. Hani sırf sizinle paylaşayım diye burada belki öyle bir komiklik yapabiliriz. Ha mesela bu kendi preamplerine bunu taktığınızda bu sinyali aynen ister kaydedebiliyorsunuz programın içine, isterseniz sadece dinliyorsunuz ama o normal sinyali kaydediyor. Sonra aynı plugin'i gidip programda üstüne tekrar takıyorsunuz aynı kanalı. Biz şimdi gitar mevzundan şey yapalım. Şimdi Kemper'e taktım ama Kemper'in bütün o amfi efekt şeylerini kapattım. Yani gitar şöyle. Direkt bir sinyal gelecek. Ondan sonra da gelelim buraya, bir tane gitar amfisi takalım. Mesela şu yine Marshall Klasik. Onu sevmiştim ben bayağı. Şu. Ha, haş diye geldi. Gördüğünüz gibi hiç
bayağı temiz bir... Ve... Latency yok. Yani yok gibi demeyeyim, yok. İşte bu avantaj. Mesela bu alette şey var işte. Atıyorum 4 tane prosesörü var diyelim. O 4 çip aldığı kadar... İstediğiniz kadar amfi açın, üst üste bilmem ne isterseniz yapın. Oturduğun yerde gerçekten ortanın çok çok üstü, çok iyi bir kayıt yapmak mümkün. Universal Audio'nun bu imkanlarıyla. Tabii tek dezavantajı şey, biraz tuzlu. Yani aleti almak yetmiyor. Bir de onun şeylerine işte para vermek gerekiyor, pluginleri. Yani onlar da ucuz sayılmaz. İşte o yüzden şey yapmak gerekiyor. Mesela bu varsa işte bunların Noel'de, yok Karacuma'da filan hislerinize iyi hakim olmanız lazım. Mesela... Buradan bir tane amfi açtım. Sonra mesela kayıt yaparken şey duymak isteyebilirsiniz. Mesela biraz efekt gelsin değil mi? Mesela reverb gelsin biraz diyelim. Buradan mesela geleyim. Reverb ve room. Bende ne var? Şu Lexicon 480. Bu çok meşhur beylik bir alettir. Şimdi şu auxiliary yazan yerde bakın taktığım şeyi. Şimdi bu kanaldan oraya yollayalım. Misal. Ondan sonra da odayı büyüttük. Şey, süreyi uzattık. Şimdi bu monitoring imkanı sunması da çok güzel. Çünkü mesela normal DSP'si olmayan bir alet kullanın. Mesela o reverb'ü de duymak isteseydim Cubase'in içinde. Yine dediğim döngüyü yani efekti monitör etme ihtiyacım olacaktı. Yine latency olacaktı. Yine sistem kasacaktı vesaire. Dolayısıyla bu alanda çok rahat ediyorsunuz. Amfi kapalı açalım. Sonra diyelim ki bunu kaydetmek istiyorum. Şimdi şöyle bir opsiyonum var. Ekranın şu kısmında Insert Effects'te bakın UAD Monitor diyor, görüyor musunuz? Mesela şimdi kaydettiğim zaman sinyali gitar sesini çıplak kaydedecek. Reverb'ü de kaydetmeyecek. Onu istiyorum. Zaten reverb'ü kaydetmesini istemiyorum. Onu sonra ekleyeceğim. Bakalım şimdi deneyelim, gidelim. Şimdi benim gitar, evet, 7 numaraya bağlı. Ben 7. input'a takmışım, niyeyse bilmiyorum. Bakalım ne sinyal geliyor mu? Geliyor. Rastgele takılayım bakalım. Dinlediğim zaman gitarın çıplak sinyalini duyuyorum. Eğer istersen iki alternatifim var. Bu sefer Cubase'in içine gelip Marshall Classic'ti değil mi? Zaten Afin hiçbir şeyle oynamamıştım. Buraya da takarım. Bu sefer amfili geliyor. Eğer sonra da sese müdahale ederim diyorsak, yok demiyorsak o zaman giderim tekrar konsola. Şurada UAD monitör yerine UAD record yaparım. Ama bu sefer acaba şeyi kaydedecek mi? Auxiliary efekti kaydetmeyecektir galiba. Deneyelim. Oldu.
bu sefer de efektli sinyali şey yapmış, geri dönmüş oldum. Şimdi opsiyonlarım artmış oluyor tabii. UAD gibi yani Universal Audio platformu elimin altında olunca kendi DSP'si olan bir ses arı mesela cidden işte bu workflow'u bayağı kolaylaştıran bir şey haline geliyor olay. Hayat kolaylaşıyor bir taraftan. Çünkü latency derdim olmuyor. Şimdi şu fısırtıyı kapatayım. Mesela bu şey de vardı. Bakayım onları da göstereyim size. İki tane daha plugin almıştım. Böyle bir şey yapmışlardı. Orayı verbi kapatayım. Şuradan mute. Mute deyince olur. Bakalım mesela presetlerine bakalım. 7 tel riffing deniyor. Gain sonda. Kabin değiştirelim. Bakın bunda Brainworks yapmış mesela. Şeyleri de var. Brainworks firmasının pluginleri normal VST plugin olarak da var. Yani sırf UAD değil. Dolayısıyla benim içinde bulunduğum ortam bu her gün. Şunu itiraf etmeliyim. Gerçekten uzun zamandır elimi attığımda bir yerden böyle bir ses çıktığını duyuyorum. Hani hemen hazır her şey. Yani neyse o eskiden kullandığım aletlerde hep böyle bir tören olurdu. Yani oturup iş yapmaya başlamak. Niye olduğunu bilmiyorum hakikaten. Çünkü onda bir şey yok ki. Yani öyle değil yani hakikaten çok pratikleştirmiş adamlar hadiseyi. Ve benim için en önemli hadise o. Yani oturduğum zaman buradan ses çıkabilmeli. Herhangi bir şeyle şöyle bir dakika falan bir uğraşmaya kalksam bütün konsantrasyonum dağılıyor. Ne yapacağımı unutuyorum mesela. Cidden beni çok rahatlattı. Ve önceki sisteme nazaran bendeki yani o preamp kalitesi çok önemli bir şey arkadaşlar. O hakikaten o seste bir boyut duydum yani onu itiraf edeyim. Gerçekten çok fark etti. İşte dediğim gibi memlekette artık gün geçtikçe zorlaşıyor bu tip şeylere ulaşmak. Hani ben zamanında almış olmasaydım bayağı bir mümkün görünmüyor olurdu şu anda belki. Olsun yani bir fikriniz olsun istedim. Hem sorularda gördüğüm için. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere baba.